Şimdi ise üçgende alan ile ilgili soru çeşitlerimize bakalım. Şimdi ilk soruya baktığımızda verilen bir ABC üçgeninde AD'nin dik olduğu aynı zamanda AD'nin dik ve 7 cm olduğu aynı zamanda BC uzunluğunun da 8 olduğu bize verilmiş durumda. Verilen bir dik üçgende biz alanı nasıl buluyorduk? alan dediğimiz şey taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden ne yapıyorduk? Biz alanı hesaplayabiliyorduk. O zaman verilen bu ABC üçgenin alanı dediğimiz şey taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunur. Ve burada 8'i 2'ye böldüğümüzde 4, 4 kere 7 alan 28 birim olarak karşımıza çıkacaktır. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Üçgende alan dediğimiz ifade taban çarpı yükseklik bölü iki formülüyle her zaman bulunur. Şekildeki soruda olduğu gibi. Geldik bir sonraki sorumuza. Verilen bir A, B, C üçgeninde kenarlar arasında bir ilişki verilmiş ve buna göre AD uzunluğunu bul diyor. Bakın Verilen ifadeye baktığımızda AD uzunluğunun 3 fazlası BC'ye eşitmiş. Bakın buraya A diyecek olursam şuraya A diyecek olursam BC ne oldu? Şuranın tamamı A artı 3 oldu. Ve alan ABC dediğimiz ifade taban çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 verilen ABC üçgeninin neyini verir? Alanını. ABC üçgeninin alanı ne? 27. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaptığımızda A artı 3 çarpı A 27 ile 2'yi çarptığımızda 54 olacaktır. Peki hangi iki sayının çarpımı 54'tür diye düşünüyorum. Burada çarpanları ayırmaya falan gerek yok. Neyle neyi çarparsanız 54 yapar? 9 kere 6. Bakın, A yerine 6 yazdığımızda ne oldu? 6 yazdığımızda 9 kere 6 54. Yani A 6 çıktı. Benden istenen neydi? AD uzunluğu. Yani A kaç çıktı? 6 olarak çıkmış oldu diyoruz. İşte çözümümüz bu kadar basit. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 deyip tamamlıyoruz. Geldik bir sonraki sorumuza. Bakın bu soru kalıbını açılarda, özel üçgenlerde hep çözdük. E, İkiz kenar üçgende baktık, eşkenar üçgende inceledik. Baktığınız zaman verilen bir dik üçgende, ABC dik üçgeninde... AD uzunluğu DC'ye eşit dikme indirilmiş. Dikme indirilmiş ve şu kenarlar eşitse şu kenarda ne olmak zorunda? Bunlara eşit olmak zorunda. O zaman ne diyeceğiz? O zaman buranın da 4 olduğunu, buranın da 4 olduğunu söyleyebileceğiz. Şimdi bizden istenen ne? Bizden alan ABC isteniyor. Alan neydi? taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Dik kenarlara baktığımızda burada AD var. Burada AC var. AC'yi bilmiyorum. X dedim. Şimdi X'i bulacağız. Nasıl bulacağız? Pisagor bağıntısından. Yani 6'nın karesi artı X'in karesi eşittir. Tamamı kaç birim? 8. 8'in karesini. 6'nın karesi 36 artı x kare eşittir 8'in karesi 64. Bu tarafa attığımızda x kare eşittir 64 eksi 36. x kare eşittir 14'ten 6 çıkardınız 8. 28. Bakın x kare ne çıktı? 28. x kare 28 ise eğer her iki tarafı kare kök içine aldığımızda x dediğimiz ifade 2 kök 7'dir. Bakın şurası ne oldu? 2 kök 7 oldu. Peki alan neydi? Alan dik kenarlar çarpımının yarısı. O zaman alan dediğimiz şey dik kenarlardan bir tanesi 6, diğeri 2 kök 7. Dik kenarlar çarpımının yarısı alanı verir. Dikkat ederseniz şuradaki 2 ile şuradaki 2 birbirini götürdü. Geriye ne kaldı sadece? 6 kök 7 kalmış oldu diyeceğiz. Bakın gerektiğinde biz eşkenar üçgeni, ikizkenar üçgeni, yamuğu ya da e, açı ortayı, kenar ortayı alan hesabında kullanabiliyoruz. Alan hesabında biz bütün üçgen özelliklerini kullanabiliriz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Burada olduğu gibi ne yaptık burada? Muhteşem üçlüyü kullandık. E, Pisagor bağıntısını kullandık ve daha sonra da alan hesabını kullanarak sonuca ulaştık. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruya baktığımızda